Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın en sevilen serisine devam ediyoruz. O halde oyunumuza geçelim. Arkadaşlar en son burada kalmıştık. Burası neresi diye soracak olursanız, burası Dilerkent'in kapısı. Arkadaşlar en son hatırlarsınız, Dilerkent'in kapısından geçememiştik. Çünkü Yağmurkaya kapısında kurallara uymamıştık. O halde Dilerkent'in sözcüsüyle bir konuşalım. Diyor ki bize, cezan sona erdi. O halde yola mor ve şeninkle devam et diyor. O halde yola mor ve şeninkle devam edelim. Böyle bir yere geldik. Bu arada renkleri falan güzelmiş kapının. O halde burada bir tane kaba adamı var. Onunla da konuşalım bakalım. Diyor ki, Dilerkent kapısındaki gizemi öğrenmek için ok işaretlerini takip et diyor. O halde ok işaretlerini takip edelim. Ok işareti bize burayı gösteriyor. O halde buraya basalım. Ne oldu? Yukarıya bir şey çıktı. Herhalde biz bunun üzerine oturacağız arkadaşlar. Yani üzerine çıkacağız. Üzerine çıktık ve böyle bir yere geldik. Burası neresi ben de bilmiyorum. Ama biz görevimizi yapalım. Ok işaretlerini takip et diyordu. O halde bu butonu da çekiyorum. Ve böyle bir yere daha geldik arkadaşlar. Burada bir tane ipucu adamı var. Arkasına döndük. Heh, şu anda beni gördü. O halde onunla bir konuşalım. Diyor ki bize, ipucun meşale diyor. O halde meşalelere tıklayalım. Hemen şu meşaleye tıklıyorum. Bakalım bir şey oldu mu? Şu anda hiçbir şey olmadı arkadaşlar. O halde bu değilmiş. Diğerine tıklıyorum. Diğerinde de bir şey olmadı. Sana da tıklayalım bakalım. Evet arkadaşlar, doğru meşaleyi bulduk. Doğru meşale buymuş. Aile yolumuza buradan devam edelim. Ve görev işareti bize buraya gitmemizi söylüyor. Ve böyle bir yere geldik. Renkli ve güzel bir yere geldik. Burada da bir tane gizem kızı var. Onunla da konuşalım. Diyor ki, Dilerkent kapısının gizemini öğrenmek için 3 hikayeyi tamamlamak zorundasın diyor. Ve önümüzde de arkadaşlar 3 tane hikaye adamı var. Burada 1. hikaye adamı var. Burada da 2. hikaye adamı var. Ve burada da 3. hikaye adamı var. O halde 1. hikaye adamıyla konuşalım. Diyor ki bize, kaybolan kızı bul diyor. Kaybolan kızı bulmak için de şuraya tıklamamı söylüyor. Halde buraya tıklıyorum ve böyle bir yere geldik arkadaşlar. Burası neresi diye soracak olursanız ben de bilmiyorum. Ama biz görevimizi yapalım. Yani görev adamıyla bir konuşalım. Ve görevimize bakalım. Diyor ki görevimiz, kayıp kızı bulmak için ok işaretlerini takip et diyor. Yani görevimiz ok işaretlerini takip etmek. Ok işareti bizim burayı gösteriyor. Diğeri de arkadaşlar şurayı gösteriyor. Yani denizi gösteriyor. Burada da bir sandık var. Üzerinde de beni aç yazıyor. Hala açalım. İçinde 32 tane et var arkadaşlar. Bir tane de tekne var. Bu teknemizi alalım. Tekneye binelim ve ok işaretlerini takip edelim. Herhalde bir ağaç eve gireceğiz arkadaşlar. Evet, ağaç eve girecekmişiz. Allah, teknemiz kırıldı. Ama olsun arkadaşlar, biz yolumuza devam edelim. Ok işareti burayı gösteriyor. Ve yolumuzda nereye gidiyoruz şu an ben de bilmiyorum. Ağaç eve geldik arkadaşlar. Böyle bir yere geldik. Burası neresi diye soracak olursanız inanın ben de bilmiyorum. Ama burada bir tane görev adamı var. Onunla da konuşalım. Diyor ki, gizli geçidi bulmak için tablolara tıkla diyor. Halde tablolara tıklayalım bakalım be. Allah, tablolar yok oldu. Burada kitaplık varmış. Aa arkadaşlar, bununla ilgisi olabilir. Şu an tablolara tıklamaya devam ediyorum. Umarım bir şey bulurum. Derken arkadaşlar bir şey buldum. Yani bir gizli geçit daha buldum. O halde bu yoldan devam edelim. Ve bir tane kütüphaneye geldim. Burada da bir tane kitap okuyan kız var. Onunla da konuşalım. Diyor ki, ipucun tahta diyor. Tahta ile ilgili bir şey olması lazım. Herhalde tahtalara tıklayacağım arkadaşlar. O halde ben şu an tahtalara tıklıyorum. Burada etrafta da hiçbir şey yok. O halde etrafımıza bir tıklayalım arkadaşlar. Diyorken burada bir şey buldum. Yani burada bir gizli geçit daha buldum. O halde buradan inelim. Ve böyle bir yere geldim. Burası neresi diye soracak olursanız inanın ben de bilmiyorum derken arkadaşlar, kaybolan kızı buldum. Süperiz. Hadi kaybolan kızla bir konuşalım. Arkadaşlar çok acıktığını söylüyor. Hemen sana et verelim. Yani yemeğimizi verelim. Ve bize bir şey dedi. Dedi ki, beni anneme götürmeden önce köpeklerim çok aç. Onlara yardım eder misin dedi. Köpeklere de bakalım. Aa evet arkadaşlar, 3 tane köpeği varmış. Biz size et vereceğiz. Yalnız bu etler arkadaşlar pişmemiş et. Hemen şunları pişirelim. Bende hazır 3 tane tahta var. Tabi bu tahta yetmez. Şurada da bir sandık var. İçinde de 5 tane et var. 5 tane kemik var. Bir de balta var. O halde ben baltayla ağaç toplayayım. Çünkü arkadaşlar hemen göstereyim size. Şu iki tahta yetmez hepsine. Hemen şu iki tane ağacı keselim. 4 tanesini kesmeye gerek yok. Çünkü yeter. Şunu keselim. Hatta bu direkt yeter. Bu arada kaybolan kız benle mi geliyor anlamadım. Evet arkadaşlar, benle geliyor. O halde yeni bir arkadaşımız oldu. Adı kaybolan kız. Keşke gerçekten adını öğrenebilsek. Neyse, biz görevimizi yapalım. 16 tane tahtamızı alalım. Buraya koyalım. 3 tane etimizi alalım arkadaşlar. Ve köpekçiklere verelim. Neredesiniz köpekçikler? İsmi Kuruki'ymiş. Kuruki ismi güzelmiş bu arada. Al bakalım köpekçik. Bir tanesini sana al. Çünkü 3 tane var. Yani 3'üncüsü de birer tane. O halde Rüya isimli köpeğe de bir tane daha veriyorum senin için. O halde de son olan köpeği Vitamin. Ay, White Moon. Yani beyaz ay demek arkadaşlar. Çok güzelmiş ismi. Senin ismini çok sevdim. Kaybolan kız, ben bu White Moon'u sahiplenmek istiyorum. Şu, yani ismi çok güzel. Çok hoşuma gitti. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Çok tatlı ve White Moon. Yani güzel isimmiş. Yani köpeğim olursa arkadaşlar ismini White Moon koyacağım. O halde yolumuza devam edelim. Bunu da sonra sahipleniriz. O halde benle gel bakalım kaybolan kız. Hey.
Burayı Allah arkadaşlar köpek yani köpeklere alıştığım için çocuğa da öyle diyorum. Yani özür dilerim. Neyse arkadaşlar biz yolumuza devam edelim. Yolu bize burayı gösteriyor. O halde kapıyı açalım. Ve burada bir tane görev adamı var. Görev adamıyla konuşalım. Konuşamıyorsa arkadaşlar konuştuk. İlk kere tıkladık. Diyor ki tebrikler. Birinci hikayeyi tamamladın. Şimdi sıra ikinci hikayede diyor. Yani birinci hikayeyi tamamladık. O halde kaybolan kızı bu çocuğa yani bu çocuğa teslim ediyorum. Görev adamına teslim ediyorum. Sen burada kal. Annen seni alacak. Yani bu görev adamı seni oraya götürecek. O halde biz yolumuza devam edelim. Görevimize devam edelim. Geri dönmek için tıkla diyor. O halde buraya tıklayalım. Ve nereye geldik? Aa geri geldik görev yerine. Yani birinci hikayeyi tamamladık. O halde birinci hikayeye şöyle bir çarp atayım elimle. O halde ikinci hikayeye devam edelim. İkinci hikaye adamıyla bir konuşalım. Diyor ki bize büyülü maden. Yani konu büyülü madenmiş. O halde ikinci hikayeye doğru gidelim. Burada da ok işareti var. Bize buraya gitmemizi söylüyor. Ve üstüne de bir şey yazıyor. Büyülü madene gitmek için içeri gir diyor. O halde içeri girdim. Ve böyle bir yere geldik arkadaşlar. Nereye geldiğimizi inanın ben de bilmiyorum. Galiba bir madene geldik. Burada da bir tane maden adamı var. Onunla da konuşalım. Diyor ki söylentiye göre bu madende zümrüt bulan kişiler hastalanıyor diyor. Aa arkadaşlar böyle bir hikaye duymuştum. Zümrüt falan yani maden bulan kişiler hastalanan bir hikaye duymuştum. O hikayeyi de bir ara anlatırım size. Neyse biz görevimize devam edelim. Burada da bir tane tabela var. Senin görevin ise bu hastalık yapan zümrütün gizemini çözmek diyor. O halde biz bunun gizemini çözelim. Şurada bir tane sandık var. Umarım kazma çıkar derken kazma çıktı. Çünkü arkadaşlar şurada ok işareti bana burayı gösteriyor. Demek ki burayı kazmam gerekiyor. O halde burayı kazalım. Bu arada arkadaşlar oyunda benim en sevdiğim şey maden. Yani maden yapmayı çok seviyorum. Neyse arkadaşlar burada bir maden işçisi var. Onunla da konuşalım. Diyor ki ağırlık ile açılan bir kapı var. O kapıyı bulmak için her yerin üstüne bas diyor. Yani arkadaşlar ağırlıkla açılan bir kapı varmış burada. Ve bunların üzerine bastığımızda açılıyormuş. Acaba hangisi doğru kutun? O halde ilk şunlara bastık. Şimdi yeşille pembeye basayım. Yeşille pembeye de bastım arkadaşlar. Hiçbir şey olmadı. Elimize şunu alalım. Şöyle daha hızlı hareket ederiz. Bunlara da bastık. Bunlarda da bir şey olmadı. Burada da bir şey olmadı. Hiçbir şey yok derken arkadaşlar bir şey gördüm. Evet arkadaşlar buldum. Ağırlık ile açılan kapıyı buldum. Bu kapı ağırlık ile açılıyor arkadaşlar. O halde bir gizli keçit daha bulduk. Ve buradan yola devam edelim. Burada kapı kapandı. Geri gidemiyoruz arkadaşlar. İnşallah canavar falan çıkmaz. Neyse arkadaşlar biz görevimizi yapalım. Burada bir tane görev adamı var. Diyor ki Dilan'ın en sevdiği renkten yola devam et diyor. O halde Dilan'ın en sevdiği renk hepimiz biliyoruzdur diye düşünüyorum. Mor renkten yola devam etmek istiyorum. Yalnız arkadaşlar şalter yok. Benim şalter bulmam lazım. Burada da bir tane daha kapı adamı var. Onunla da konuşalım. Diyor ki kapıları açan anahtarı bulmak için mavi yerlere tıkla diyor. O halde mavi yerlere tıklıyorum bakalım. Yalnız ben hepsine tıkladım. Halen daha bir şey olmadı. Herhalde bir şey atladık. O halde hepsine sırayla tıklıyorum. Şöyle şu sıradan tıklıyorum arkadaşlar. Umarım bir şey bulurum. Bir şeyler yok şu anda. Gidiyor diyorken arkadaşlar bir şey buldum. Burada bir sandık var. Sandığımızı açalım. İçinde şalter var. Şalterimizi alalım. Yani kapıları açan şey. Yalnız size bir şey demek istiyorum. Ben bunu nasıl göreyim arkadaşım? Şuna bakar mısınız? Bu bir kapı arkadaşlar. Hatta şu kapıyı kapatayım. Yani hiç belli olmuyor. Şu adam demese görev adamı değildi arkadaşlar. Kapı adamıydı. Kapı adamı demeseydi mavi butonlara tıkla diye asla bulamazdım arkadaşlar. Yani o kadar gizli. Neyse biz yolumuza devam edelim. Yolumuza mor renkten devam edeceğiz. Çünkü arkadaşlar burada bir tane görev adamı vardı. Ve bize diyordu ki Dilan'ın en sevdiği renkten yola devam et diyordu. O yüzden mora koydum şartını ve kapıyı açtım. Ve şu anda devam ediyorum. Burada da bir tane doktor var. Hemen bir bakalım şuraya. Burada da madenler var arkadaşlar. Herhalde madencilerin kazdığı madenler. O halde doktorla konuşalım. Diyor ki madenlerin üzerindeki bu kırmızı şeyler hastalık yapıyor diyor. Onlara basmadan yola devam et diyor. Yani arkadaşlar hastalık yapan şeyler şu kırmızı şeylermiş. Onlara basmadan yola devam edelim. Şuradan Allah ne oldu? Ay bir gizli geçit daha mı buldum? Arkadaşlar burası neresi? Aa gizli bir geçit buldum. Ama başka bir yere gidiyor. Neyse ben anlamadım. Biz görevimizi yapalım. Herhalde başka bir yere gidiyor. Bu şeyleri basmamamız lazım. Basmadan yola devam ediyorum. Güzelce devam ettim. Ve böyle bir yere geldik. Burada da bir tane mühendis var. Diyor ki hastalık yapan madenlerden kurtulmak için ilaçlı suyu buraya bağlamalısın diyor. İlaçlı su derken Allah Allah arkadaşlar bir şeyler var ama biz ne olduğunu anlamadım da o halde görevimize devam edelim. Şu hastalık yapan şeylere basmayalım. Bu şeyler hastalık yapıyormuş arkadaşlar bu arada. O yüzden de madenciler hasta olmuş. Neyse biz yolumuza devam edelim. Görev işareti bize burayı gösteriyor. Buraya da doğru gidelim. Burada ilaçlı su var. İlaçlı suyu madenlere bağlamam lazımmış. Görevimiz bize bunu söylüyor. Burada da Benjamin var arkadaşlar. Ben gerçi bu adamı tanıyorum. Bir önceki bölümde de vardı. Neyse arkadaşlar bize diyor ki ilaçlı suyun madene giden kısmı bozuldu. Onu tamir etmelisin diyor. O halde onu tamir etmek istiyorum. Ve böyle bir yere girdim. Burada bir şey yazıyor. Mühendis hariç girmek yasaktır diyor. Arkadaşlar ben makine mühendisiyim. Yani girebilirim. O halde buraya giriyorum. Görevin sigortayı tamir etmek diyor. O halde biz sigortayı tamir edelim. Arkadaşlar hemen ben size oyunu söyleyeyim. Şu şalter bozuk arkadaşlar. Çalışmıyor. Biz bunu tamir edeceğiz. Peki nasıl mı tamir edeceğiz? Şunları alalım arkadaşlar. Çünkü yanlış bağlanmış. Bunlar çünkü kırmızı
şeylere bağlanması lazım. Böyle bağlanınca bunu elektrik gitti. Hatta şunu da bir tane daha açalım. Seni de yakayım. Seni de yakayım arkadaşım. Neredesin? Şunu da alalım şöyle. Şuraya bir tane daha lazım buton için. Yani butona bağlamak için. Ve arkadaşlar kırmızı ışık yandı. Şimdi şalteri açabiliriz. Açalım o halde. Ve açtık arkadaşlar. Ve böyle bir yere geldik. Burada da bir tane görev adamı var. Onunla da konuşalım. Diyor ki bize: tebrikler. Hastalık yapan madenin hikayesini çözdün diyor. Oley diyoruz. Seviniyoruz. Neyse. Biz görevimize devam edelim. Sonra bize diyor ki: şimdi sıra son. Allah, okuyamadım arkadaşlar. Yazı gitti. Tekrar tıkladım. Sonra diyor ki bize: şimdi sıra son hikayene diyor. Hani son hikayeye gitmek için buraya basıyorum arkadaşlar. Ve tekrardan nereye geldim? Yani böyle yere, yani eski yere geldim. O halde son hikaye, yani 3. hikaye adamıyla bir konuşalım. Çünkü arkadaşlar 3 hikayeyi çözünce Dilakent'in gizemini öğreneceğiz arkadaşlar. Ben bunu çok merak ediyorum. O halde 3. hikaye adamıyla bir konuşalım. Diyor ki: başyakıcının gizemi diyor. Yani başlık başyakıcının gizemiymiş. Aa bak, bunu da merak etmedim değil. Görev işareti bizi burayı gösteriyor. Burada da bir tane portal var. O halde bu portaldan yola devam edelim. Şu anda gidiyoruz ve yavaştan ışınlanıyoruz. Ve ışınlandık arkadaşlar. Böyle bir yere geldik. Bu arada portaldan geçiyorken biraz sorun oluştu. Ama olsun arkadaşlar. Bu arada benim itemlerim nereye gitti? Hey, benim itemlerim nereye gitti? Burada bir yazı var. Diyor ki: itemlerin geçici olarak alınmıştır diyor. Çünkü arkadaşlar bu dünyaya item sokmak yasakmış. Biz de itemle girdiğimiz için itemlerimiz geçici olarak alındı. Ama olsun arkadaşlar. Biz yolumuza devam edelim. Burada da bir tane görev adamı var. Onunla da konuşalım. Size diyor ki: hangisinin gizemini öğrenmek istiyorsan o kapıdan yola devam et diyor. Burada hayalet şakacının adamı var. Ve burada da baş yakıcının adamı var. Arkadaşlar hatırlarsanız hayalet şakacı 1. bölümde vardı. Baş yakıcı ise her bölümde vardı. Ben tabii ki baş yakıcının adamını seçeceğim. O halde bu yoldan buradan devam ediyorum. Ve burada baş yakıcının sözcüsü var. O halde onunla da konuşalım. Diyor ki: hikayeye geçmeden önce arkadaşlarımız bir like atabilir mi yiğitim diyor. O halde arkadaşlar like'larınızı bekliyoruz. Ve sonra devam ediyor. Çünkü gerçekten çok fazla emek veriyoruz diyor. Bu doğru arkadaşlar. Biz videolarımıza çok fazla emek veriyoruz. Bu yüzden yani baş yakıcı istemiş like'ı. Bakalım ona kaç like gelecek. Neyse arkadaşlar, biz yolumuza devam edelim. Kapıdan girelim. Ve böyle bir yere geldik. Burası neresi inanın ben de bilmiyorum. Görme işareti bize burayı gösteriyor. O halde bu butona basalım. Ne oldu? Bir yere daha geldim arkadaşlar. Neresine, nereye geldiğimi bilmiyorum. Burada da bir tane fırtına habercisi var. Onunla da konuşalım. Bize diyor ki: fırtına birazdan başlayacak. Fırtına başlamadan baş yakıcıyla konuşmalısın diyor. Ve bu arada sağ üstte bir sayaç açıldı arkadaşlar. Bu sayaç bitince fırtına buraya gelecek. Yani bizim acele etmemiz lazım. Bu fırtınayı yakalamamamız lazım. Burada bir tane eşarha var. Arkadaşlar eşarhaları binebiliriz. Neden binebiliriz? Çünkü arkadaşlar ben onları beslemiştim. Artık benimle kanka oldular. O halde şurada bir tane sandık gördüm. Onu da açayım bakayım. İçinde balık var. Bir tane de kemik var. Bu kemiğimizi alalım. Herhalde köpekler içindir. Ama şu an köpek yok. Tekrar besleyeyim. Al beslen. Güzel güzel beslen. Artık beni tanıyorlar arkadaşlar. Kırmızısı da tanıyor. Ve beni şu an an itibariyle bindirdi. Ve yukarı çıkarıyor. Nereye gidiyoruz eşdeğerlercik? Şu an arkadaşlar ben kontrol etmiyorum. Beni böyle bir yere getirdi. Burası neresi? Lavları falan geçti. Şu anda indi. Hadi inebilir miyim diyorken ne oldu? İndik arkadaşlar. Süperiz. Bana kalpler falan çıkarıyor bu arada yemek verdiğim için. Bizi arkadaşlar şu lavlardan geçirdi. Ve böyle bir yere getirdiler. Aynı yola devam edelim. Burada bir tane görev adamı var. Görev adamıyla konuşalım. Diyor ki: fırtınayı durdurmak ve baş yakıcıyla konuşmak için butona bas diyor. O halde butona basmamız lazım arkadaşlar. Burada da oynayan adam var. Kesin bu şarkı söylüyordur. Artık biz sana alıştık oynayan adam. O yüzden üzerine basmıyorum arkadaşlar. %100 eminim şarkı söylüyordur. Neyse, biz görevimize basalım.